Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün yanmış cezve temizliği yapacağım. Cezvenin içerisinde süt vardı, pişirecektim ve ocakta unutmuşum. Unuttuğum için de böyle cezve yandı. Süt dibinde tortulaşmıştı. Onu çıkardım, kaşıkla aldım. Cezvenin her tarafı böyle yandı, sapı da dahil bu şekilde. Ve dış kısmında da böyle kararmalar oluştu. Cezvenin kulpunu çıkartmam gerekiyor artık. Bu kulpu kullanamam çünkü buralarda çatlamalar oluşmuş, yanıklar var, kararmalar. Kullanılmaz hale gelmiş. Uygun bir tornavida ile bu işlemi yapıyorum. Biraz sonra yapacağım işlemle Yanmış olan bütün mutfak eşyalarını yani tavalar, tencereler, cezveler mutfakta bulunan kullandığımız bütün yanmış eşyaları bu işlemle temizleyebiliriz. İçeriğime tam olarak geçmeden önce yeni gelenler, abone olmayanlar kanalıma abone olup zili aktif hale getirirlerse yeni videolardan haberdar olabilirler. Yanmış tava ve tencerelerde de aynı işlemi yapıyoruz. Kulplarını söküyoruz. Ben bir tane sütlük kullanacağım cezve çünkü içerisine bu şekilde olabiliyor. Yanmış tavalarda veya tencerelerde daha büyük bir tencere kullanmamız gerekiyor. Çünkü bunu kaynatacağım ve kaynatırken de içinde rahat hareket etmesi gerekiyor. Tablet kullanacağım. Tabletlerden böyle birkaç tane örnek göstermek istiyorum Hangisini kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz tabii ki Bütün bulaşık tabletleri aynı işlemi yapıyor Tenceremizde tavamızda veya cezvemizde yanıklar çok fazla ise 2 tane bulaşık tableti kullanalım Bir de ne kullanıyorum limon tuzu kullanacağım Benim limon tuzum böyle güneşte kaldığı için biraz böyle şeffaflaşmış fakat ziyanı yok Etkisi hala devam ediyor Limon tuzundan bir yemek kaşığı Cezvenin içerisine boşalttım Yanık çok fazla ise 2 yemek kaşığı ekliyoruz Ben tabletimden bir tane ekleyeceğim Yanığınız çok fazla ise yani tencere tava ve cezvelerinizde Çok fazla yanık var ise 2 tane kullanıyoruz Üzerine su ekliyorum Sütlüğü ocağın üstüne alacağım ve bu şekilde kaynatacağım. Cezvenin içerisine su doldurdum ve sütlüğün içerisine de su doldurdum. Limon tuzu ve bulaşık tableti böyle etkileşime geçti. Şimdi ocağı açıyorum ve kaynatacağım. Tava ve tencerelerimiz yanmışsa eğer onları da bu yöntemle temizliyorum ben. Yani daha büyük bir tencerenin içerisine alıyorum ve aynı ürünleri ekliyorum. Tencerem çok fazla büyükse ve yanıklar çok fazla ise 2 tane bulaşık tableti ve 2 yemek kaşığı da limon tuzu ekliyorum ve o şekilde kaynatıyorum. Su kaynamaya başladıktan sonra ben ocağı kısacağım. Kısık ateşte kaynaması gerekiyor. Çok fazla da kısmayalım. Yani kaynadığını bilelim. Kaynar bir şekilde en az bir 20-25 dakika kadar Kısık ateşte kaynatırsak eğer bütün yanıklar çıkacak. Şimdi su kaynamaya başlıyor. Ve ben en azından bir 20-25 dakika kadar bekleyeceğim böyle. Bu işlemi yaparken biraz sabırlı olmakta fayda var. Hemen fokur fokur bir suyun içerisinde 2-3 dakikada kaynatıp işimizi halletmeye çalışmayalım. Çünkü bu şekilde kesinlikle yanıklar çıkmaz, çözülmez, yumuşamaz. Bir 20 dakika, 25 dakika kadar sabırlı olalım. Kaynama süresinin sonunda cezveden çıkan bu yanıkları göstermek için böyle bir borcamın içerisine aldım. Suyu boşaltacağım. Su çok fazla azalmadı çünkü kısık ateşte kaynadı. Fokur fokur kaynasaydı Su azalacaktı, belki de bitecekti. Çok kısık ateşte kaynadığı için herhangi bir eksilme olmadı. Cezvenin içerisini şimdi göstereceğim fakat çok sıcak şu anda. Yanıkların birçoğu çıktı. Çatalla şöyle alarak da göstermek istiyorum. Cezvenin içerisinde bulunanlar ise sadece bir sünger darbesi istiyor. Süngerle şöyle bir çevirdiğim zaman onlar da çıkacak. Bu kaynatma işlemiyle hem cezvenin içerisindeki yanıklar hem de cezvenin dışındaki kararmalar temizlendi ve sadece bir süngeri şöyle çevireceğim hem içi hem de dışı tertemiz olacak. Bu arada ellerime eldiven taktım su çok sıcak çünkü ve sıcaklıktan dolayı da cezvenin içerisi biraz kurudu içerisini biraz ıslatıyorum böyle ve süngerimle şöyle bir çevireceğim Süngerime çıkan bu yanıkları da şöyle göstermek istiyorum. Bulaşık süngerini sadece dokundurmam yeterli oluyor. Yanıklar hemen çıkıyor. Cezvenin dışını da böyle süngerle bir tane çevirdikten sonra bütün kararmalar gitti. Şimdi sadece durulayacağım. Dilerseniz bulaşık makinesine de atabilirsiniz fakat atmaya gerek yok. Bu şekilde durulayarak kullanabiliriz. Cezvenin içerisini de şöyle bir göstereyim tekrar. Tertemiz oldu, parladı. Mutfakta bazen ocağın üzerinde yemeklerimizi unutabiliyoruz veya çaydanlığımız unutuyoruz. Çaydanlığın yanmasına veya tencerelerin yanmasına neden olabiliyoruz. Bunları temizlerken de tabii ki biraz zorlanıyoruz. Nasıl temizleyeceğimizi de biraz şaşırıyoruz açıkçası. Bazılarımız çok ağır kimyasallar kullanıyor. Bunlar neler? Örneğin lavabo açıcısıyla tencere, tava, çaydanlık temizliği yapanlar var. Kararmış mutfak eşyalarını lavabo açıcısıyla temizleyenler var. Bu oldukça tehlikeli, sakıncalı bir durum. Çünkü lavabo açıcısı soluması dahi çok tehlikeli bir ürün. Kaldı ki o ürünle tencere tava temizliği yaptığımızda kalıntısı muhakkak kalacaktır ve tencerelerimizde yemek pişirdiğimiz zaman da yemeğin içerisine karışacaktır. Buna dikkat edelim. Bugün kullandığım ürünleri kullanmakta tabii ki herhangi bir sakınca yok. Bulaşık tableti ve limon tuzu. Bunu astım hastaları dahi kullanabilirler. Cezvemin kulpunu da böyle yeniledim. Bu eskisini de çöpe atıyorum. Bugünkü videomu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.